Dünyanın en garip meslekleri. Hayatlarımızı sürdürebilmek için hepimiz bir yaştan sonra çalışmak zorundayız. Yapacağımız işi seçerken ise kimi zaman eğitimimizi, kimi zaman kişisel yeteneklerimizi göz önünde bulunduruyoruz. Ancak öyle meslekler var ki eğitim ve yetenekten çok daha fazlasını gerektiriyor, sabır ve duyu organlarının hassaslığı gibi. İşte, herkesin yapamayacağı o enteresan meslekler. 1. Boya kuruma süresi takipçisi. Doğru duydunuz. İngiltere'de bir adam, yeni boya çeşitlerini karton kutular üzerinde deneyip ne kadar sürede kuruduklarını ve kururken meydana gelen değişiklikleri raporlayarak para kazanıyor. 2. Yolcu itme görevlisi. Japonya'da metro ve trenlerin çok kalabalık olması sebebiyle doğan, osia olarak adlandırılan bu mesleği yapan kişiler, insanları vagona itip kapılar kapanana kadar bekleyerek para kazanıyor. 3. Yılan sütü sağıcı. Bu meslekle uğraşan kişiler, yılanların zehrini bir kapta toplamakla görevli. Keyifli midir, bilemeyiz ama dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olduğu kesin. 4. Köpek maması tadımcısı. Bu işi yapan kişiler, aklınıza gelebilecek her türlü köpek mamasını tadıp rakip firmaların ürünleriyle karşılaştırarak para kazanıyor. Epey sağlam bir mideleri olsa gerek. 5. Koku denetçisi. Bu işi yapan kişiler, parfüm ve deodorantların etkinliğini ölçmek için kullanıcıların bedenlerini kokluyor. Koku denetçisi olan kişiler belli periyotlarda kontrole ve testlere tabi tutuluyor. 6. Profesyonel sarılıcı. Asya'da doğan bu meslek, zamanla tüm dünyaya yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu mesleği yapan kişiler, seans başına 40-50 dolar alıyor ve ihtiyaç duyduğunuz anda sarılarak sizi rahatlatıyor. 7. Yüz hissedici. Yüz hissediciler, genellikle yüz bakım ürünleri kullanan kişilerin yüzüne dokunarak meydana gelen değişiklikleri analiz ediyor. Bu kişiler, genellikle piyasaya çıkacak olan ürünler denekler üzerinde uygulandıktan sonra devreye giriyor. 8. Boğa spermi toplayıcı. Kulağa garip gelse de boğa spermi toplayıcılığı, en karlı işler arasında yer alıyor. Bir makine kullanılarak yürütülen bu işi yapanlar, her ay binlerce dolar kazanıyor. 9. Profesyonel yas tutucu. Profesyonel yas tutuculuk, Avrupa'da gayet bilinen bir meslek ve bir hayli rağbet görüyor. Bu işi yapan kişiler, cenazelere giderek ağlayıp yas tutuyor. 10. Seksörlük. Güney Kore'de bir hayli yaygın olan bu mesleği dünya üzerinde yalnızca 200 kişi yapıyor. Sayının az olmasından dolayı çok rağbet gören bu meslek, ülkemizde ayda 12 bin Türk lirası kazandırıyor. Seksörler, kuluçkadan yeni çıkmış civcivlerin cinsiyetini belirleyerek para kazanıyor.